Merhaba, hoş geldiniz. Bugün konuğumuz TFG İstanbul Genel Müdürü Mete Yüksel. Mete Bey ile borsamızın gidişatını ve bankacılık endeksini konuşacağız. Mete Bey, hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi işte endeks yükseldi. Hangi hisselerle yükseldi? Ekseriyetle hani yabancının süper tercih etmediği, yerli yatırımcının sevdiği hisselerle yukarıya gittik. Şimdi 500 bips bir faiz arttırımı tam beklentilere paralel olabilir ama son birkaç günde o 500 bips olarak kalmamıştı ki o beklenti. Yani 750 mi olur acaba, 1000 mi olur? Şaşırtmış da daha önce, tekrar şaşırtır mı? Çünkü bir önceki karardan daha sonra bir enflasyon verisi geldi. Yani herkesin beklentisinin daha üstündeydi. Demek ki yapılması gereken daha çok iş var, atılması gereken çok adım var, arttırılması gereken daha çok faiz var. Ondan dolayı yüksek bir faiz arttırımı gelebilir mi acaba? Beklentisi pişmeye başlamıştı. O gelmeyince şu oluyor. Eğer ki çok yüksek bir faiz arttırımı gelseydi, 750 bips ya da 1000 bips, o en nihayetinde tabii ki bu Türk lirası vadeli mevduatları da etkileyecekti. Türk lirası vadeli mevduatlar borsanın düşmanı. Yani orada garantili bir getiri varken niye kendimi riske atıp da borsada mal alayım ki? Onun için beklentinin altında kalmış olan bir faiz arttırımı borsaya kaçışı, borsadan mevduata kaçışı tetiklemeyeceği için bir rahatlama yarattı yerliler arasında. Ama eş zamanlı olarak da yabancının en sevdiği hisseler nedir? İşte bankacılık sektörü. Bankacılık sektörü normalde çok yüksek bir faiz arttırımı bankacılık sektörüne iyi gelmezdi. Fundamental olarak, yani temel analiz olarak bankalara faiz iyi gelmez. Faiz niye iyi gelmez? Çünkü işte 32 günde bir döndürmesi gereken bir Türk lirası vadeli mevduat tabanı vardır. Faiz arttığı zaman bir şekilde mevduat faizleri zaten 45'lere kadar gelmiş durumda. Şimdi daha da artacak. Ama krediler 3 çeyrek, 1 yıl eskiden verdiğim faizleri tahsil etmeye devam ediyorsun. Bir, marjlardan yiyecek. İkincisi, yüksek faiz demek işletme sermayesi ihtiyacı için, işte spot kredi alanlar için belki katlanılması çok zor bir yük haline gelecek bir noktaya itibariyle. Onlar borçlarını servis edemeyecek duruma gelir. O zaman aktif kalitesinde problemlerden bahsetmeye başlayacağız. İki, temel olarak olumsuzlukları söylüyorum bankacılık sektörü için. Üçüncüsü, ellerinde çok ciddi miktarda tahvil bonosluğu var bankaların. Tamam, bunların belirli bölümü enflasyon endeksi tahviller. Anlarım, onlar bir şekilde koruma sağlıyor enflasyon yüksekken. Ama anlamlı bölümü de sabit getirir. Hani değişken getirili vesaire olsa yani 3 ay, 6 ay neyse vadesinde ne kadar kaldıysa o da sabit getirili, kısa vadeli bir sabit getirili menkul kıymet iskontolu tahvil gibi davranıyor. Tamam, bunların hepsi alım satım portföylerinde değil bankaların. Vade sonuna kadar tutulacaklar da var ama uzun vadeli olumsuz bir getiri demek bu nihayetinde. Velhasıl bankalar için temel olarak negatif olan bu durum aslında ne kadar güzel rasyonel politikalara geçiliyor. Ortodoks geleneksel politikalara geçiliyor. Bundan dolayı da yabancı yatırımcı camiasının sevdiği bir durum. Yabancı yatırımcı da gelirken Turkey proxy bankalar. Niye ben tek tek gideyim hisse seçeyim ki? Bankaları alırsam zaten pek çok sektöre bunun riski vardır. Her sektörden bir miktar almış olurum diye gelir. Bankalara yabancı girişinin önünü belki kesebilecek bir durum olabilir. Beklenenin altında yapılmış bir faiz arttırım. Beklenen derken de orijinal medyan beklentiden bahsetmiyorum. Birkaç gün içinde yükselmiş olan faiz arttırımı beklentilerinden bahsediyorum. Şimdi benim burada sormak istediğim 8400 seviyelerini gördük Borsa İstanbul'da. Onun öncesinde de faiz artırımlarını aldık. Sonra birden işte borsa faizlerin çok artacağını sanki sonradan fark etti gibi oldu. Oradan bir geri çekildik. Ya faizler çok artacak diye geri çekilme mevzusu da ben katılmıyorum bu arada. Yani ben geri çekilmeyi, faizler arttı, bu mevduat faizlerine sirayet etti. Kur korumalı mevduattan çıkış stratejisini biz karşımızda bulduk. Kur korumalı mevduattaki teşvikler azaltıldı. Türk lirası mevduata geçmezden sopalar arttırıldı. Ondan dolayı da bankalar işte
30'un altına sarkmış olan Türk lirası vadeli mevduat faizlerini 40'ın üstündeki seviyelere ittiler. Bir bunun etkisini bence yadsıyamayız. Bu çok çok önemli bir etkidir. Ama bunun dışında da işte Halkbank'a yeni bir dava gündeme geldi. Ondan sonra Avrupa Birliği'ne girmeyebiliriz, istemeyebiliriz açıklamaları geldi Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Bunların getirdiği bir yük oldu borsada. Yani şeyi sormak istemiştim aslında. İşte yerli yatırımcı da yabancıların sevdiği hisselere yönelmeli demiştiniz. Şimdi bu faiz artırımından sonra görünüm değişti mi? Bu görüşünüzü korumaya devam mı ediyorsunuz? Evet, yabancı yatırımcının pozisyonu çok hızlı bir şekilde borsada arttı. Şu an itibariyle %33.4 görüyorum. %33.4 hani 2 hafta önce 31'di. 2 ay önce 27'ydi. Yabancıların payı çok hızlı bir şekilde arttı. Öncelikle rasyonel politika söyleminden başladı Mehmet Şimşek'in artmaya. Ondan sonra büyük bir faiz arttırımı geldi. Onun getirdiği bir heyecan vardı. İlk defa biz bazı long only fonların Templeton, East Capital gibi halka arzlarda katılım gösterdiğini gördük ki biz hep şunu söylüyorduk. Ya işte fırsatçı hedge fonlar gelip alıyor borsayı da işte 33.4'e onlar yükseldi. Değil aslında. Burada long only fonlar da alıyor. Fırsatçının ötesinde daha uzun bir yatırımı ikna etme prosesine sahip ve aldığı hisseleri İşte bir hafta sonra normal şartlarda satmayan, daha uzun süre bekleyenler de alıyor diye bir sevinç hissediyorduk. Şimdi olay şudur aslında. Beklenti anketimiz var, piyasa katılımcıları anketi. Bir yıl ileriye doğru enflasyon. Daha önce 42 idi. En son gelmiş olan da Cuma'da gelmiş olan da 45'e bu yükseltildi. 45 ise eğer önümüzdeki bir yıllık enflasyon. Bu şu demek. Arkadaş sen dolar alıp beklersen, dolar TL kuru %45 kadar yukarıya gidecek. Enflasyon kadar devalüasyon. Şimdi dolar tutanları ikna etmek için bir kere %45 faizi göstermen lazım ki ben %45 getiriyi cebime koyacağımı garantileyim, gideyim dövizi tutmamaya başlayayım. Yani bunun da ilk yolu aktarım mekanizmasının son derece iyi çalıştığı varsayımı altında politika faizini reel faiz veriyor hale getirmektir. Powell dün dedi, biz dedi reel faiz veriyoruz. O sayede enflasyonu düşürdük dedi. Arjantin örneğini görüyoruz. %117'ye getirdiler politika faizini. %114 enflasyon varken yıllarca kontrol altına alamadıkları Arjantin pezosunu bu hareketten sonra kontrol altına aldı. Dolar pezo yükselmemeye başladı. Yani bu şu demek, denenmiş bir şey var elimizde. Politika faizinin beklenen enflasyonun üzerinde oluşturulması lazım. Oraya gidecek daha çok yolumuz var. Yani 750 bin gibi büyük adımlarla gidiyor olsaydık çok daha kısa sürede varmak istediğimiz noktaya varırdık. Ama şimdi bir miktar daha uzun sürecek. Onları da anlamak lazım tabii. Yani yerel seçim var. Yerel seçime giden yolda yüksek faiz ekonomiyi yavaşlatıcı etki yapar. Demin dedi ki aktif kalitesi bozulur banka. Niye aktif kalitesi bozuluyor? Çünkü ekonominin çarkları yavaşlıyor. Yüksek faizlerle dönmemeye başlıyor iş yerleri. Onun için bunu istemiyorlar doğal olarak. Büyük ihtimalle biz en nihayetinde ne kadar bunu ötelersek öteleyelim, yerel seçimlerden sonrayı da bulsa bir noktada ileriye yönelik enflasyon beklentilerinin üzerinde bir politika faizi verilmesi gerekecek. Onun için biz bu yolda ilerleyeceğiz. Küçük adımlarla ya da büyük adımlarla bu yolda ilerlemek zorundayız. Banko bilançoları için beklentilerimiz nedir 3 aylıklar için? Şöyle daha optimistik yerlerdeydik ama mevduat faizleri düşündüğümüzden daha fazla ve hızlı bir şekilde arttı. Marjinal olarak baktığımız zaman Türk lirası ticari kredi ile Türk lirası vadeli mevduat faizi arasındaki spread'i takip ediyoruz. Bu spread -%26 idi. İşte 3 ay öncesinde -%26 idi. Yavaş yavaş bu artıya doğru seviyelere doğru ilerledi ama artıya bir türlü geçemedik. Şu anda %12 eksi faiz var hala. Yani Türk lirası krediden elde edilen, ticari krediden elde edilen getiri şeyden daha düşük, mevduata ödenen faizden hali hazırda daha düşük 12 puan. Bu hani çözülecek yavaş yavaş. Daha az eksi yazılacak ama daha az eksi yazılması bizi artıya 3. çeyrekte geçirmeyecek gibi görünüyor. Yine de 2. çeyreğe kıyasla daha
olumlu bir yerlerde olacak gibi duruyor spreadler. Esas dördüncü çeyrekte daha anlamlı bir iyileşme görmeyi bekleriz spread konusunda. Özellikle Türk lirası kredi mevduat makası bizim en çok baktığımız, en önemsediğimiz göstergedir. Bunun yanında da pek çok gösterge var tabii. Yani ayrılan karşılıklar, aktif kalitesi nasıl seyredecek? Büyük ihtimalle yılın son çeyreğinde yavaşlayan bir ekonomi birazcık aktif kalitesinde bozulmaları ortaya çıkartacaktır. Bir bu var. Bir işte tahvil bono faizlerine bakıyoruz. İşte 10 yıllık faizler. Bugün özellikle ben gösterge faiz 28.5'a yükseldi. Dün %24'tü. Gösterge faiz dediğimiz 2 senelik faiz. Aynı şekilde uzun vadeli tahvilin faizi şu an için %26. Yani bu işte Haziran sonunda kaç 12'lerde 13'lerde falan da herhalde Mart'ta 10 civarındaydı. Çok hızlı bir şekilde artan tahvil faizleri var. Bunların gelir tablosu etkisini pek görmeyeceğiz bu öz sermayenin altında ya da vadeye kadar tutacak menkul kıymeti olduğu için başka yerler sadece faiz tahakkukuyla gösteriyoruz ama bankalar şunu yapıyorlar. Impairment ayırıyorlar. Yani şöyle bir karşılık ayırıyorlar. Diyorlar ki ya arkadaş ben bunu %12 faizle aldım. Şu anda %25'e 26'ya gitti. Her ne kadar bunu gelir tablosuna geçirmem gerek mesela ben aslında şu kadar bir zarar edecektim. Ben onu negatif olarak karşılık ayırarak gelir tablosundan geçiriyorum. Gerçek bir görüntü sağlamak için. Bunu yapan bankalar da olacak. Ondan dolayı da hani üçüncü çeyrek yani işte ortalama bir çeyrek olur. İkinci çeyrekten çok uzaklaşmış bir çeyrek olmaz. Dördüncü çeyrekte spreadlerin toparlamasını görürüz. Ama dediğim gibi aktif kalitesi ve faizlerle ilgili bazı yükler bir şekilde yansıyacaktır karşılık giderlerinin içine. Peki buna nazaran değerlemeler ne seviyede? Benim anladığım kadarıyla anlattıklarınızdan kısa vadeli olarak bankalarda durum pek olumlu gözükmüyor. Ancak uzun vadede belli gelişmeler göreceğimizde muhakkak ve para girişi olacaksa da yabancı böyle büyük bankalarımıza, ekonomimizin temel direği olan bankalarımıza girecek. Buna karar vermemiz için de herhalde değerlemelere bakmamız lazım. Orada ne durumda? Değerlemeler fevkalade cazip. Özellikle 2024 karlarıyla baktığımız zaman dünyadaki rakipleriyle kıyaslanmayacak seviyede cazip çarpanlarla işlem gördüğünü görüyoruz bankaların. Hani 3-4 gibi komik FK'lar dünyadaki rakiplerinin yarısından daha düşük fiyat kazanç çarpanları ki burada yani kesebildiğimiz kadar kesip oldukça cezalandırıyor olmamıza rağmen yine cazip değerlemelere erişiyoruz. Orada şu var tabii yani en son konuşmalar geçiyor. Sayın Şimşek'e de işte bu 19 Eylül'deki yatırımcı toplantısında sorulduğu rivayet edilen enflasyon muhasebesine geçilecek mi sorusuna olumlu bir yanıtı vardı. Enflasyon muhasebesine geçilmesi kısmı birazcık sonuçlarının ne olacağını iyi düşünmemiz gereken bir şey. Gelirsel olarak sonuçlarının çok parlak olmayacağını söyleyebiliriz. Yani işte %40, %50 öz sermaye karlılığına sahip olan bankaların aslında öz sermaye karlılıklarının %40, %50 değil %10'lar civarında olduğunu görebiliriz orada. Sadece bankalar için de söylemiyorum burada. Pek çok sanayi şirketi de stoklarını düzgün bir şekilde idare etmediklerinden dolayı 10 liraya aldım 12'ye sattım ne güzel %20 kar ettim derken aslında 10 liraya aldığı stoğun değerleme sonrasında 13 lira olduğunu ve 12'ye satmış olduğunu görenleri olacak. Onlarda da zarar edenler veya karlarının çok fazla eridiğini gören sanayi şirketleri de olacak. Enflasyon muhasebesinin gelmesi bankaların ve diğer şirketlerin de karını aşağı çeker. Orada en önemli kritik mevzu şu. Eğer ki VUK'a göre olan mali tablolar üzerinden hala tahsil edilmeye devam edilirse kurumlar vergisi hem şirketlerin kârı düşmüş olup hem de ciddi vergilerle karşılaşmaları söz konusu olabilir. Bu bankaları ve diğer şirketleri de olumsuz etkileyebilir. Peki orada şöyle bir durum yok mu? Enflasyon muhasebesinde işte bankaların veya diğer şirketlerin ödeyecekleri vergiler de azalmayacak. Tamam onu söyledim işte. VUK'a göre yani vergi usul kanunu mali tablolarını biz vergide baz alacağız derlerse bu olumsuz olacaktır. Ben hani daha önceki ekonomi yönetiminde
işte karar alıcı pozisyondaki bir kişiyle konuştuğumda enflasyon muhasebesini getireceğiz ama vergi usul kanununa göre vergi tahsilatı büyük ihtimalle devam edecek gibi bir yönlendirme almıştım. Ondan dolayı söylüyorum bunu. Bu olabilir, olmayabilir. Oraya çok dikkat edilmesi lazım. Şirketlere olan etkisi çift taraflı olumsuz hale gelen hem karları düşüp hem de eski karlardan vergi vermek zorunluluğu doğurmaları nakit çıkışına yol açacaktır. Anladım. Peki 500 bas puan artışı az bulanlar oldu. Yani daha sert adımlarla ilerlenmesi gerektiğini söyleyenler de vardı. Katılıyorum öyle. Şimdi bu noktada 500 puan yapıp ek makro ihtiyati tedbirlerle sıkılaştırmaya gidilmesi ihtimali var mı? Ve bu durum bankacılığı nasıl etkiler? Var ve oradaki en önemli şey şu aslında. Benim için yüksek faiz dediğimiz şey politika faizinden daha öte Türk lirası vadeli mevduat faizidir. Türk lirası vadeli mevduat faizi serbest bırakıldığı takdirde kendinizden biçin. Siz de mesela getirip %60 Türk lirası vadeli mevduatınıza faiz versem gidip bir cep telefonu ithal etmeyi ya da yeni bir araba almayı mı tercih edersiniz? %60 orada Türk lirası getiri var. Enflasyon eksi 45 burada 15 puanlık reel getirim var benim diye vadeli mevduata koymayayım. Yani tüketimi ve ithalatı çok hızlı bir şekilde azaltıp insanların tasarruf sahibinin dönüp harcamayıp bankada parasını tutmasına yol açacaktır. Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin serbest bırakılması veya daha yüksek faizlerin teşvik ediliyor olması. Sayın Şimşek yaptığı sunumda yani oradan yapılan sunumun görüntülerini çeken katılımcılar bunları paylaşıyor. O sunumda ben yani çok net bir şekilde gördüm. Makro ihtiyati tedbirler altında Türk lirası faizlerin yukarıya, Türk lirası mevduat faizlerinin yukarıya itilmesi gibi bir madde vardı. Makro ihtiyati tedbirlerin ilk başlığı olarak Sayın Şimşek böyle bir şey sunmuşlar. Bu olduğu takdirde mesela büyük bir politika faizi artışı yapılmamış olan, yani büyük, 500 de büyük ama hani 750 olur mu, 1000 olur mu dediğimiz yerde beklentilere paralel büyük. Öte yandan Türk lirası vadeli mevduat faizi yükseltildiği takdirde o tarafta amaçlanan sonuca daha hızlı bir şekilde ulaşılacaktır. Bu yapılabilir. Yani makro ihtiyati tedbirlerin başında bu geliyor. Ya bu olduğu takdirde bankacılık sektöründe elbette ki marj düşecektir. Fakat unutmayalım ki marj düşerken eş zamanlı olarak da çok ciddi bir yastık altındaki döviz, yurt dışına gönderilmiş olan döviz, bankacılık sisteminin kendi içindeki döviz tevdiat hesaplarının bir bölümü de Türk lirası mevduata dönecektir. Yani bireyler ve de şirketler ellerindeki döviz birikimlerini satıp Türk lirasına geçmeye çalışacaklar. O zaman da TL ya değer kazanacak ki ihracatçı için iyi olmayacağı için çok büyük ihtimal sterilize edilip net rezervin arttırımında kullanılacaktı ki net rezervin artışını görmek de her türlü yatırım için, yabancı yerli herkes için yani makro dinamiklerde bir iyileşmeye işaret ettiğinden dolayı pozitiftir. Artı ithalatı durduracaktır. İhracatı destekleyecektir. Cari işlemler açıda ödemeler dengesi, krizi riski sürekli olarak reyting şirketleri bahseder ya, bu tarafın da önüne geçecektir. Onun için pozitiftir. Onun için yani politika faizi yerine Türk lirası vadeli mevduat faizinin artması makro dengeler için benzer etki yapar. Ha, bankacılık sektörünün o dönem için karını net bir şekilde düşürür. Ama unutmamamız gereken de şöyle bir şey var. Bankacılık sektörünün karı yükselen faiz ortamında vade uyumsuzluğundan dolayı azalma eğilimindedir. Fakat yükselmiş ve yüksek giden faiz ortamı bankacılık sektörünün karı için düşük ve düşük giden faiz ortamına göre daha olumludur. Teşekkürler. Çok açıklayıcı oldu. Son olarak küresel piyasalarda bir enerji fiyatlarında bir artış gördük son dönemde. Bunun gıda fiyatlarına yansıması da olacaktır. FED tarafındaysa faiz indirimlerinin biraz daha ötelendiğini gördük. Buna paralel olarak Mehmet Şimşek'in de 2024'ün ikinci yarısı gibi hani küreselde işler düzelir, biz de bundan faydalanırız minvalinde açıklamaları vardı. Bu planda bozulmalar olmuş olabilir mi küresel gidişata? Dikkate alırsak Mehmet Şimşek'in planları sekteye uğrayabilir. Yani şöyle, resesyon olacak gibi durmuyor. Yani dün tahmin veri setini FOMC'nin gördük karşımızda.
2023 için işte birden %2.1'e gayri safi yurt içi hasıla büyümesini yükseltmişlerdi Amerika için. Keza 2024 için işte 1.1'den 1.5'e yanlış hatırlamıyorsam yükseltmişlerdi. Yani velhasıl topyekun büyümeleri arttı. Bir resesyon riski yok. Fakat oradaki bir de şu var tabii. Hem resesyon riski yok hem de her ne kadar Powell birazcık şahin tonlu konuşmuş olsa da, yani şahin tonlu bir duruş kararı vermiş olsa da, sürekli vurguladığı şu vardı. %2 enflasyon bizim için önemli olan, büyümek bizim görevimiz değil. %2 enflasyonu sağlayıncaya kadar sıkı duruşumuzu koruyacağız. Ve o söylemden sonra Haziran 2024 gibi ilk faiz indiriminin görüleceği varsayılırken, o söylemden sonra Temmuz 2024'te ilk faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Bu da aslında bir olumsuzluk yaratan bir durum. Şimdi elimizde faiz indiriminin gecikmesi durumu var, bir. İkincisi, her şey faiz değil. Önemli şeylerden bir tanesi de global likidite. Avrupa Merkez Bankası Ekim ayında Atina'da likidite azaltımı ile ilgili bir toplantı yapacak. Bu likidite azaltımını konuşacaklar. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın işte bono satın alımlarının geri çevrilmesi veya onların işte zamana bırakılıp tekrar yenilenmemesi gibi bir karar alacak. Bir, yani dünyada likidite çekilecek çünkü Avrupa Merkez Bankası likiditeyi çekecek. Amerika 60 artı 35 her ay 95 milyar dolarlık likiditeyi çekiyor. Çekiyor ama bankalar uyanık. Bankaların zaten Fed'de kullanmadıkları 2 küsur trilyon dolarları vardı. Oradan kullanarak çekilen likiditeyi telafi ediyorlardı. Bir ay önce bu 2 küsur trilyon olan likidite 1.7 trilyona düştü. Bugün itibariyle 1.4 trilyon dolara indi. Yani kullandıkları likiditeyi o kadar hızlı bir şekilde tüketiyorlar ki, bu hızla giderse 5 ay sonra Fed'de boşta tuttukları likiditeyi bitirmiş olacaklar bankalar. Bu da şu demek: 5 ay sonra aslında, yani 2024'de giriş dönemimizde, o 95 milyar dolar her ay Fed'in o likiditeyi yok etmesinin gerçek piyasa etkisini göreceğiz biz. Global likiditede gerçek bir azalışın başladığı döneme giriyor olacağız. Ondan sonra fonlama, yani Türkiye veya gelişmiş olan ülkeler için, herkes için daha zor olacak. Küresel para azalışı olacak. Küresel paranın arttığı dönemde hisse senetleri ralli yaptı, ev fiyatları ralli yaptı, ikinci el araba fiyatları ralli yaptı. Bütün bu rallilerin geriye sardığını göreceğiz. Ondan dolayı 2024 global likidite için kolay bir yıl olmayacak bence. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler.